Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hastanelerde deprem riskinin azaltılması dersi. Bir FEMA dersi. Amerika'da FEMA kurumu tarafından sağlık çalışanlarına, tıp çalışanlarına verilen bir ders. Bu dersi dördüncü dönem vereceğim. Bu dönem içerisinde dersin içeriğini biraz geliştirme imkanı oldu. O nedenle de bu dersi almanız durumunda FEMA eğitimi de almış olacaksınız. Bu ders kapsamında neler yapacağız? Cursor'um oynuyor mu? Görebiliyor musunuz cursor hareket ettiğini? Evet, gören var mı? Cursor'u oynatıyorum. Gözüküyor mu acaba cursor'un hareket ettiğini görebiliyor musunuz? Evet, Ece'ye soralım. Ece, cursor hareketi sizde gözüküyor mu? Yok, ben görmüyorum bir şey. Ha, görmüyorsunuz. O zaman lazer alayım. Lazer hareketi gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Ha, o zaman demek ki lazer modunda bu dersi anlatmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, hastanelerde deprem riskinin azaltılması önemli. Hastaneler bir depremden, bir afetten sonra ayakta kalması gereken kurumlar. Şu anda bir afet yaşıyoruz. Pandemi afeti ve bu afette yalnızca hastanelerin ayakta kalması yetmiyor. Tabii o hastanede çalışan doktorların, sağlık çalışanların da hayatta kalması gerekiyor. Hastaneler oldukça önem durumu yüksek. Bina önem katsayısı. Özellikle dünyada ve Türkiye'de bina önem katsayısı yüksek yapılar arasında geçiyor. Normal bir konutun bina önem katsayısı 1 ise hastane, okul ya da kamu gibi kamusal yapıların önem katsayısı 1,5, %50 daha güçlü yapılması gerekiyor. Neye göre yapılması gerekiyor? Deprem yönetmeliğine göre yapılması gerekiyor. Tabii diyebilirsiniz ki her şey yönetmeliklere uygun yapılıyor mu? Yapıldığında %50 daha güçlü olması gerekiyor. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yapılan şehir hastaneleri oldukça modern, deprem riski düşük, sismik izolasyon sistemi oldukça gelişmiş ve dünyada emsal gösterilen yapılar arasında gösteriyor. O açıdan son yapılan bu şehir hastaneleri hem Türkiye'de hem dünyada bir model. Tabii bu ders kapsamında sizlerin aktif katılımı çok önemli. Genellikle bu dersi alan öğrenci arkadaşlarımızın yumuşak becerilerini geliştirmelerini istiyorum. Yumuşak beceri ne demek? İşte derse kamera açık katılmaları, derste soru sormaları, ders öncesinde soru yazmaları ve bununla birlikte bu dersin sonunda bir final ödevini gerçekten uluslararası kriterlere uygun olacak şekilde hazırlamaları gibi birçok faktörü bu ders kapsamaktadır. Bununla birlikte tabii deprem farkındalığı, hastanelerdeki depremle ilgili yapılan çalışmalar, yapılması gereken çalışmalar, yapısal olan riskler, yapısal olmayan riskler bu dersin kapsamında yer alacak. Şimdi dersin ilk başında arkadaşlarımızın merak ettiği bu dersin dönem başarısı nasıl hesaplanacak? Dönem başarısı biliyorsunuz bu derse sizlerin katılımları artı vize ödevinin toplamı. Genellikle vize ödevini %20 ile sınırlı tuttum. %20. Aktif katılım, kamera açık katılıma %5 verdim. Amerikan üniversiteleri pandemide devam istemiyor ama aktif kamera açık katılıma %5 veriyorlar. İlgimi çekti. Bu nedenle de artışları yalnızca kamera açık katılımlar için %5 puan vereceğim. Her hafta bir ödeviniz olacak. Ödeviniz neye dayanıyor? Bu ders kapsamında Flipped Based Learning uygulaması yapıyorum. Bunun anlamı şu demek. Size videoları veriyorum. O videoları dinliyorsunuz ve o videolardan iki tane soru hazırlıyorsunuz.
Bu nedenle de bu hazırlamış olduğunuz sorularda dersin içeriğini belirliyor. Yani dersin içeriğini siz belirliyorsunuz. Bu derse ne anlatacağımıza, ne anlatmamız gerektiğine siz karar veriyorsunuz. Flipped Based Learning ya da Türkçesi ters yüz eğitim. Yani bu dersin içeriğini sizler sorduğunuz sorularla yazmış olacaksınız. Tabii iki soru da yazdınız ya da yazamadınız. İki soru yazamadınız. Bu ödevi yapamadınız. Ama ben ödevimi yazır olarak yapamadım ama derse katılıp sözlü soru sormak istiyorum diyorsunuz. Tabii yazdığınız soruları da sorabilirsiniz. Ya da yazmadıysanız, tabii yazanlar yazdığı soruları okuyacak. Yazmayanlar da ne yapabilir? 60 saniye iki soru sorarak, hiç olmazsa ders içine katılarak telafi de bulunabilirler. Sorumda ne olacak? Sorumda vize ödevi, aslında sormuş olduğunuz sorular ve bu sorular kapsamında benim vermeye çalıştığım cevapları yazılı hale döküyorsunuz. Normal vize haftası, vize sınavına kadar 8 hafta ve her ders 2 soru sorarsanız, işte bugün itibariyle başladık ilk derste, dersin girişini yapıyoruz. 8 haftada 2 sorudan 16 sorunuz olacak. Demek 16 soruyu 1500 kelimede sordum. Aldığım cevaplar, anladığım konular budur şeklinde vize ödevinizi yapacaksınız. Evet, görüldüğü üzere tamamen sizin emek katılımlarınıza bağlı olarak bir süreç, bir puanlama süreci olacak. Dönem başarı puanı vize puanı değildir. Vize puanı dönem başarı puanı %20'sini etkiler. Diğer kalanlarda görüldüğü üzere, tekrar özetle söyleyeyim, ders içinde soru sormak, ders öncesi iki soru hazırlamak ve aktif kamera katılımı %20'yi belirler. Diğer %60 da final ödevi şeklinde başarınızı etkileyecek. Evet, geçen sene ya da geçen dönem özellikle arkadaşlarımız oldukça güzel sorular yaptı. İşte bunlardan biri Dilek İmpram, Yunanistan İskeçe'den katılmıştı. Gerçekten sorularından etkilendim. Gerçekten çok düzeyli, düzgün sorular, ufuk açıcı sorular. Görüldüğü üzere 60 kelimelik soru formatı bu. Bu formatı ben size vereceğim. Resim yerine resminizi, isim yerine isminizi yazacaksınız bu soruları. Soracaksınız ama önceden UBS üzerine bu soruları yükleyeceksiniz. Evet, diğer bir öğrenci arkadaşımız da Kosova'dan öğrencimiz Refiye. O da çok çalıştı gerçekten. Her ders soru hazırladı. Bu iki öğrenci gerçekten süper performans gösterdi. Evet, görüldüğü üzere 60 kelimelik soru örneği bu. Bu mavili kısımlar benim düzeltme yaptığım kısımlar. Soru kalitesi düzgünse ben az düzeltme yapıyorum ama soru kalitesi bozuksa benim düzeltmelerim, eklemelerim çok oluyor. Tabii ki ben sordum, oldu değil. Düzgün, hazırlanmış, emek verilmiş sorular sorarsanız tam puan alırsınız. Çünkü soru kalitesi de önemli. Ve her sorunun denetimini de dersten önce yapıyorum. Evet, diğer bir arkadaşımızın soruları. İşte görüldüğü üzere Kaliforniya'daki Olive View Hastanesi bu dersin en önemli İnceleme konusu. Olivier Hastanesi'ndeki yapılan yapısal güçlendirme, yapısal olmayan güçlendirmeleri bu ders kapsamında inceleyeceğiz. Evet, Gamze de oldukça güzel, düzeyli sorular sordu. Evet, bu renklendirilmiş kısımları da benim düzelttiğim kısımlar. Bu şekilde devam ediyor. Bakalım bir sonraki. Evet, Esma'nın sorusu. Esma da çalışan, katılımcı bir öğrenciydi. Bunlar gerçekten yüksek performans ya da yüksek puana geçen öğrenciler. O nedenle de bu öğrencimizin de soru formatı görüldüğü üzere bu şekilde gözüküyor.
Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir durum varsa elinizi kaldırabilirsiniz. Elinizi kaldırdığınız zaman ben size söz verebilirim. Finalde ne olacak? Final işte 60 puan alacaksınız. Final sorusu bu. Hastanelerde deprem riskine bakış. Genel bir başlık atacaksınız ve bu ders kapsamında öğrendiğiniz, anladığınız bilgileri bir essay olarak 1500 kelimelik bir tabii Türkçe kompozisyon deniyor ama Türkçe tam genişletilmiş özet, extended abstract olarak yazmanız, yani uluslararası bir konferans bildirisi formatını ben burada esas alıyorum. Bu formata uygun giriş, sonuç ve arada 3 tane de farklı paragraf, farklı konuya da değinerek bir essay olarak verdiğiniz zaman ve bunları yaptığınız zaman bu dersten rahatlıkla geçiyorsunuz. Demek ki sonunda da bir yazma olayı var. Evet, FEMA nedir? Çünkü bu ders bir FEMA dersi demiştik. FEMA Amerika'da afet ve deprem riskinin azaltılması ile ilgili tüm standartları belirleyen bir kurumlar, bir kurum. Bu kurumun belirlemiş olduğu standartları dünyada herkes esas alıyor, örnek alıyor. Ve bu standartlar içerisinde FEMA 167 olarak geçen bu dersi veriyoruz. Yani FEMA 167 yazdığınız zaman bu dersin İngilizcesine ulaşabiliyorsunuz. Tabii bu dersin öncesinde ve sonrasında içeriğinde bir sismolog olarak, deprem bilimci olarak benim de eklediklerim, geliştirdiklerim bulunmakta. Ama dersin orijinal İngilizce dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte ben İngilizce biliyorum, İngilizce materyalden okumak istiyorum diyen arkadaşlar varsa buradan ulaşabilir. Demek ki FEMA nedir sorusuna burada cevap verdik. Daha sonraki derslerde buna devam edeceğiz. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi dersimizin adı risk olduğu için risk kavramını iyice öğrenmemiz gerekiyor. Bu ders kapsamında risk nedir? Risk görüldüğü üzere tehlike ve hasar görebilirlik ile ilişkili bir kavram. Tehlike burada tabii deprem oluyor. Bu depremi ne yapamıyoruz? Depremi önleyemiyoruz. Ama hasar görme potansiyelini azaltabiliyoruz. Buna baş etme kapasitesi denebiliyor. Ve bu hasar görme potansiyelini hastanelerde düşürebildiğimiz ölçüde bu çarpan ne oluyor? Bu çarpanın büyüklüğü de düşmüş, yani doğal olarak risk düşmüş oluyor. Genel olarak risk kavramı bu. Demek ki tehlike ve hasar görme potansiyeli ile ortaya çıkan büyüklük durumu riski veriyor. Ama genel olarak UNESCO tanımında biraz daha bunu açarsak riski biraz daha, işte sismik tehlike bu değişmeyen bir durum. Bunu değiştiremiyoruz. Ama hasar görebilirlik durumunu değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Bir maliyet gerekiyor. İşte mesela Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde hastanesinde sizler okuyorsunuz. Acaba beklenen büyük bir depremde bu hastanenin etkilenme potansiyeli nedir? Etkilenme potansiyelinin tespitinden sonra ortaya çıkan hasar görebilme riskini düzeltme ile ilgili ortaya çıkan bir bütçe durumu ortaya çıkıyor ve bununla ilgili bütçeyi bulduğunuz zaman etkilenme ve hasar görme potansiyeli düşürebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de deprem riskini azaltabiliyorsunuz. Amerika'daki hastane ilginç. Hastane Olive Hastanesi. Hastane tam açıldıktan bir ay sonra bir deprem meydana geliyor. Ve bu deprem ile yani açılmadan, yani açılmasına bir ay kala bu hastane bir büyük depremle karşılaşıyor. Ve bu hastane yıkılıyor. Aslında sıfır bina. Bunun yıkılmasının nedenlerini bu ders kapsamında araştıracağız. Tabii ki bunun en önemli nedeni deprem
tehlikesini doğru belirlenmek, deprem tehlikesini doğru belirlenmek, beklenen deprem büyüklüğünü doğru tahmin etmemek ve olan beklenen depremden daha büyük bir deprem meydana gelmesi ile bu hastane hasar alıyor ve daha sonra da bu hastane güçlendiriliyor. Tabii ki güçlendirilmesinde deprem tehlike kodundaki güncelleme ve yenileme esas alınıyor ve hastane bir sonraki depremde 1994 yılında meydana gelen depremde hasar almıyor. Yapısal hasar azalıyor. Ve bu da bize bu eğitimin temelini oluşturan örnek olarak, örnek bir hastane olarak bu ders kapsamında tartışılacak. Demek ki risk dediğimiz olay aslında bu orta nokta tehlikeyi gösteriyor. Yani burada deprem olduğu zaman ne başlıyor? Ortaya ne çıkıyor? Hasar çıkıyor. Ama deprem olmadan önce, işte büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. Çünkü Türkiye'de 20 milyon insan İstanbul'da yaşıyor. Nüfus orada artırılmış. Nüfusun orada yaşaması, işte taşı toprağı altın denerek Türkiye'deki insanların orada yaşama potansiyelleri, yaşama istekleri artırılmasıyla birlikte ne olmuş? Nüfus 20 milyonları bulmuş. Tabii bu büyük depremden önce bizler oradaki riski, işte hastane olabilir, bina olabilir, işte bununla ilgili kentsel dönüşüm yaparak, yerinde binaları yenileyerek, ki buna yenileme deniyor, ya da binaları uygun olmayan zeminlerden alarak, daha dirençli zeminleri taşıyarak, ki buna dönüşüm deniyor, yaparsak ne olabilir bu depremden önce? Buna biz risk yönetimi diyoruz. Ama deprem oldu, insanlar bina altında kaldı. İşte 17 Ağustos İzmir depremindeki olduğu gibi bu insanları işte kurtarmamız lazım. Bu da ne oluyor? Afet yönetimi oluyor. Demek ki deprem öncesi yapılan her çalışma risk yönetimi, deprem ya da afet sonrası yapılan her çalışma afet yönetimi olarak adlandırılıyor. Afete müdahale olarak adlandırılıyor. İlginç olan şey bu afet öncesi etkilenme ile ilgili harcanan her 1 lira afet sonrası harcanacak 8 liradan bizi kurtarıyor. Bu nedenle de risk yönetimindeki maliyet ayırdığımız bütçe 100 liraysa deprem sonrası ya da afet sonrası bizi 800 lira, yani 8 kat daha büyük bir maliyetten kurtarıyor. Artı insanlarımızın canını kurtarıyor. O nedenle de risk yönetimi mi, afet yönetimi mi arasındaki fark bu. Genel anlamda Türkiye afet yönetimini oldukça iyi. Bir deprem olduğu zaman kurtarma ekipleri kurtarıyor. Ama önemli olan insanların enkaz altında, bina altında ya da hastaneler altında kalmamasını sağlamak. Temel hedef bu. Bu amaçla da bu dersin adı hastanelerde deprem riskin azaltılması. Yani bir deprem meydana gelmeden önce yapılması gerekenleri bizler ne yapıyoruz? Ders kapsamında tartışacağız. Evet, genel olarak soru bu şekilde. Baktığımız zaman Türkiye ve Türkiye'ye komşu olan ülkelere baktığımız zaman Türkiye deprem tehlikesi açısından bir numara. Yani Türkiye'deki üniversiteler tabii ki bu bölgede bir numara değil ama deprem tehlikesi açısından Türkiye bir numara. O açıdan da tehlike çok büyük. Bu tehlikeyi biz değiştiremiyoruz. Bu tehlike tabii ki bu jeofizik risk durumunu bizlerin ne kadar ciddiye almamızı önemli olduğunu gösteriyor. Tabii Türkiye'nin bu tehlikeye sahip olmasının nedeni civarında büyük levhalar var. İşte Afrika levhası, Arabistan levhası, bunlar sürekli yukarı doğru hareket ediyor. Çünkü bunları hareket ettiren burada bir Kızıldeniz var ve burada bir
açılma meydana geliyor. Bu açılmaya bağlı olarak Arabistan levhası böyle, işte Afrika levhası da bu şekilde kuzeye doğru hareket ediyor. Ve bu ülkemizin doğusunda bir sıkışma meydana geliyor. Ve sıkışmaya bağlı olarak gördüğümüz gibi Türkiye'nin iki büyük kırık sistemi oluşuyor. Bunlar Anadolu fayları. Benim doktora konum Türkiye'deki Anadolu fayları. Yani bunlardan birisi Doğu Anadolu fayı, diğeri de Kuzey Anadolu fayı. Demek ki kuzey-güney yönlü bu sıkışmaya bağlı olarak Türkiye doğu-batı yönlü kırılıyor. Şimdi bu doğu-batı yönlü kırılma kuşağı bildiğimiz dünyadaki en büyük kuşaklardan biri Kuzey Anadolu fay zonu. Ve bu Kuzey Anadolu fay zonu işte Karadeniz levhası ile Anadolu levhası ne yapıyor? Birbirinden ayırt ediyor. Tabii Afrika levhası da ne yapıyor? Bu durumun farklı bir şekilde daha da derinleşmesi neden oluyor. Afrika levhası yoğunluğu Anadolu levhasından daha fazla olduğu için Batı Anadolu'da Türkiye'nin altına doluyor ve Batı Anadolu'da olan depremler hem Anadolu depremleri hem Afrika depremleri. Çünkü Türkiye'nin batısında ve Türkiye'nin batı coğrafyası altına girmiş bir Afrika levhası var. Ve bu nedenle de burada meydana gelen depremlerin derinliği 250 kilometreye kadar inen depremler. Görüldüğü üzere Türkiye'deki deprem tehlikesinin nedeni bu kuşaklar. Bakın buralarda bir deprem kuşağı yok. Bunlar işte İran, Zaros, Bindirme kuşağı, Afrika kuşağı, işte Ölü Deniz Fayı, Kızıl Deniz Fayı, görüldüğü üzere Kıbrıs'ın önünde bu yaylar, Akdeniz yayı, Ege yayı olmak üzere oldukça tehlikeli bir kuşakta bulunuyoruz. Tabii bunun bir faydası var mı? Var faydası. İşte Türkiye'de, Türkiye'nin batısında jeotermal enerji kaynakları bakımından Avrupa'da da birinciyiz. Yani jeotermal enerji kaynakları bakımından Avrupa'da birinciyiz. Çünkü deprem tabii ki bir enerji kaynağını da tehlikeyle beraber getiriyor. Ve bu nedenle de bunun da bir faydası var. Evet, Avrupa'da durum bu. Tehlike durumumuz gerçekten bir numara. Ama ilginç olan durum Avrupa'daki depremle ilgili çalışmalar ve standartlar bize onlardan daha geç geliyor. Mesela en son 2019 yılında yürürlüğe giren deprem zemin inceleme standardı Avrupa'da 20 yıl önce yürürlüğe girmişti. O nedenle de standartların ülkemize geç gelmesi de tehlikeye bağlı kayıpları da ne yapıyor? Arttırıyor. Bu nedenle bu ders FEMA standartlı bir ders olduğu için belki bu ders kapsamında anlatacaklarımız sizlerin bu bilgileri almanızla birlikte hastanelere ya da hastane yapımındaki güncellemelere, güçlendirmelere ilişkin çalışmaların ivedilikle öncelikle gelmesine katkı sağlayacaktır. Evet, bir sonraki slayta geçersek, evet, İstanbullu var mı? Bu bölgede yaşayan var mı? İstanbullu var mı? Tabii her 4 kişiden biri İstanbullu olduğuna göre el kaldırabilir. Evet, bir tane İstanbullu var. Evet, benim gibi. Başka var mı İstanbullu? Evet, o 2 tane var. Evet, o zaman biraz burayı anlatayım. Tabii şimdi sizler sağlıkçısınız, öyle değil mi? İnsanları tarıyorsunuz, insanlar üzerinde bir tarama yapıyorsunuz ve bu tarama sonucunda işte ne bileyim belli hastalıklara eğilimli, meyilli insanları buluyorsunuz. Bu da özellikle 1999 depreminden sonra JICA olarak bilinen Japon ya bilim araştırma ya da bilimsel çalışmaları destekleme kurumu tarafından İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilen destekle yaptırılmış bir çalışma. Bu bize İstanbul'un yer sağlığını gösteriyor. Yani İstanbul'un yer sağlık durumunu biliyoruz. Şimdi yer sağlığı hangi aralıkta değişiyor? Bakın 225 ile 1350 arasında değişiyor. Bu neyi veriyor? Bu aslında bir deprem dalgası ya da bir deprem meydana geldiğinde
depremin hangi hızla gideceği alanları veriyor. Mesela bu kırmızı alanlar depremin çok hızlı gideceği alanları gösteriyor. Niye orada deprem hızlı gidiyor? Çünkü orası sağlıklı, orası sağlam. Deprem dalgaları sağlam zeminlerde çok hızlı gidiyor. Ama deprem dalgaları sağlam olmayan zayıf zeminlerde çok yavaş gidiyor. Şimdi sizler bu haritadan aslında bu kısa bilgiden sonra depremin zarar vermeyeceği yerleri ya da zarar vereceği yerleri ne yapabilirsiniz? Çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Görüldüğü üzere en depreme karşı güvenli alan nereler? Bakın şuralar, kırmızı alanlar, öyle değil mi? Bakın kırmızı alanlar depreme karşı en güvenli, deprem direnci yüksek zeminli alanlar. Tabii mavi alanlara baktığımız zaman, mavi alanlar, bakın şurası, işte burası nedir? Küçük Çekmece Gölü, burası Büyük Çekmece Gölü. Biliyorsunuz burası Avcılar. Burası Avcılar. Bu Avcılar, tabii ben Avcılar'da İstanbul Üniversitesi'nde mühendislikte çalıştım. Öğrenciliğim de orada geçti. Ve Avcılar'da oturmuş olduğum binanın yanında, yalnız bir binada 33 kişi öldü. Yalnız bir binada 33 kişi öldü. Deprem, bakın, İzmit'te oldu ama bu tarafta fazla ölen insan yok. Niye yok? Bakın burada maviler çok az. Burası neresi? İstanbul'un Asya tarafı. Asya tarafında maviler az. Yani depremin dalgasını, enerjisini ya da hızını büyüten zeminler var burada. Deprem hızını büyütmesi ne demek? Bakın yeşil, kırmızı yerler. Yani burası deprem açısından oldukça riski düşük yerler. Çünkü deprem dalgası, işte bu Kuzey Anadolu Faiz Zonu'nda bir deprem meydana geldiği zaman deprem dalgası çok hızlı gidiyor. Bakın bu da depremin hangi hızla gideceğine ilişkin deprem olmadan önce yapılmış bir risk çalışması. Çok hızlı gidiyor ve nitekim İzmit'e yakın olmasına karşın burada ölen insan olmadı. Burada yıkılan bina olmadı. Burada yıkılan hastane olmadı. Nerede oldu? Uzak olmasına karşın işte İstanbul'un bu Avrupa yakasında oldu. Bakın hep maviler neyi gösteriyor? Deprem burada hızlı gitmeyecek. Depremin dalgası hızlı gitmeyecek. Deprem burada yavaş yavaş gidecek. Enerjisini büyüterek binaya kuvvetini yüksek ya da büyük vererek gidecek. Şimdi insanların burada ölmesinin nedeni bu. Bunu bilgiyi bize ne veriyor? Yer sağlığı haritası veriyor. Demek ki insan sağlığı gibi yer sağlığı haritası veriyor. Tabii bu harita ne zaman yapılmış? Bu harita deprem olduktan sonra yapılmış. Deprem olduktan sonra Japonlar demiş ki ya önce bir yerin sağlığına bakalım. Niye bu Avcılar'da İstanbul'un batı yakası insanlar ölüyor? İstanbul'un işte Asya yakası insanlar ölmüyor. Bunu bilimsel olarak fiziksel ölçümme bağlı ya da fiziksel verilere dayalı bir haritalayalım deyince görüldüğü üzere aslında yerin bir sağlığı var. İşte bu yerin sağlığı ile ilgili bu ölçümleri biz jeofizik mühendisleri yapıyoruz. Ben jeofizik mühendisliği bölümünde çalışıyorum. Demek ki bizler de yer doktoru olarak yerin sağlığına bakıyoruz. Ama yerin sağlığına bakmamız için ne gerekiyor? Maliyet gerekiyor, bütçe gerekiyor, para gerekiyor. O para İzmit depreminden önce verilmediği için biz yerin sağlığını görmeden, yerin sağlığından habersiz olarak ne yapmışız? Şehirlerimizi planlamışız. Hastanelerin yerlerini seçmişiz. O nedenle de işte İstanbul'un batı yakasında, Bağcılar'da, Zeytinburnu'nda, Avcılar'da, Bahçelievler'de insanlar ölmüş. Ben 17 Ağustos depreminde Japonya'dan geldim ve o gün deprem oldu ben Japonya'dayken ve sokakta yattım. Ama binlerce insan öldü. Tabii ki Avcılar'daki evim az önce bahsettiğim gibi orta hasar almıştı. Evet, demek ki yerin sağlık durumu neyi belirliyor? Depremin risk durumunu belirliyor. Biz yer seçimini doğru yaparsak, yer seçimini deprem
dalgası ile gerçekten uyumlu ve deprem dalgasının gücünü büyütmeyecek yerlerde seçersek hastane olsun, okul olsun ne yapmış oluruz? Kendimizi güvene almış oluruz. Evet, bu nedir diye baktığımız zaman bu da özellikle görüldüğü üzere yıkılan bir bina. Tabii bu nedir? Afet durumu. Afet durumunda binalar bu hale geliyor. Az önce bahsettim. Avcılar'da bizim binanın yanındaki bina yıkıldı. Kardeşimin arabası o binanın altında kaldı. 33 kişi öldü. Gene buna seviniyor olmamız gerekiyor. Çünkü yazın oldu. O binanın içinde oturan insanların yarısı yazlıktaydı. Daha da fazla insan ölebilirdi. Yaklaşık 300-500 kişi Avcılar'da öldüğü söyleniyor. Demek ki hastane personeli ve hastaların ölüm ve yaralanma nedenlerini açıklayınız. Evet, burada bu şekilde bir soru yazmışım. Demek ki bu şekilde sorulara cevap vermeniz bu ders sonucunda mümkün olacak. Evet, bu bir hastane. Görüldüğü üzere hastane tavanlarının çökmesi ne oluyor? Burada yapısal olmayan riske karşılık geliyor. Türkiye'de özellikle yapısal olmayan risklere bağlı olarak ölen insan sayısı %3 olduğu tespit edilmiş. İşte bu tavanın çökmesi, dolabın devrilmesi gibi olaylara bağlı olarak ölen insan sayısı %3 mertebesinde. Az bir sayı değil. Bunlar ne yapılabilir? Aslında bunlar önlem alınarak düzeltilebilecek durumlar. Şimdi gelelim Olive View Hastanesi'ne. Burası Amerika, burası San Andreas Faizonu ve Olive View Hastanesi de burada ve bu deprem meydana geliyor ve bu depremin adı 1971 yılının 9 Şubat'ında meydana gelen deprem adı San Fernando depremi. Ve San Fernando depreminde Olive View Hastanesi yıkılıyor. Bakın birisi devriliyor, bir tanesi devrilmiyor. İşte bunların nedenini ne yapacağız anlamaya çalışacağız. Ve Olive View Hastanesi henüz yeni bitmiş ve açıldıktan ya da açılmaya yakın bir ay kala depremle görüldüğü üzere yıkılmış. İşte FEMA eğitimi bunu anlatıyor. Yani bu hastane niye yıkıldı? 1971 yılında meydana gelen depremle. Daha sonra güçlendirildi ve 1994 yılında gene buraya yakın bir deprem meydana geldi. Benzer büyüklükte ve niye yıkılmadı? Yıkılma sebepleri, yıkılmama sebeplerini bu ders kapsamında bu dersin içeriği olarak anlatacağız. Dersin içeriği bununla ilişkili. Evet, biraz daha yakın baktığımız zaman benzer durumları görüyoruz. Aslında hep genel bakıyoruz. İşte bu bina, işte benzer olay 30 Ekim 2020'de İzmir'de bir deprem oldu. Bakıyorsunuz bir bina ayakta, bir bina yıkılmış. Mesela Avcılar'da arkadaşımın oturmuş olduğu ikiz binanın önü yıkılmıştı, arkadaki bina yıkılmamıştı. Daha sonra anlaşıldı ki bu bina, işte o binanın giriş katında, bilardo salonunda, bilardo salonu sahipleri kolonları kesmiş yer açmak için. Yani içeriden yapıya müdahale şeklinde de bu tür yıkımların olduğunu İstanbul özelinde İzmit depreminden sonra görebiliyoruz. Tabii ki yıkılan ve yıkılmayan binalar olabiliyor. Evet, genellikle bunlar tabii ki görüldüğü üzere burada aslında binada bir sorun yok. Bakın binada bir sorun yok. Bu bina ne olmuş? Blok olarak düşmüş. Demek ki burada blok olarak düşmesi ne demek? Mesela yağmurlu bir havada siz gidiyorsunuz. Sizin fiziksel olarak yapınızda bir durum yok. Ama ayağınız kayıyor, devriliyorsunuz. Ne oluyor orada? Aslında bir sıvılaşmaya bağlı olarak devriliyorsunuz. Aslında sizde bir şey yok. Aynı bu örnekte aslında zeminler, belli zeminler, suya doygun zeminler
depremde sıvı gibi davranıyorlar. Bina sağlam olsa da o binalar ya aşağı doğru çöküyor ya da yana doğru yatıyorlar. Bu da bir zemin sıvılaşması örneği olarak ne yapılabilir burada gösterilebilir. Benzer örnekler özellikle 1995 Kobe depreminde çelik binalar yapılmıştı. Orada da bina çelik yani. Düşünebiliyor musunuz? Daha güçlüsü var mı çelikten? Yok. Ama bina devrildi. Ama bina çöktü. Bunların nedeni zemin sıvılaşması. Bizler zemini ne kadar, yani yerin sağlık durumunu dikkate almadan her yere kopyala yapıştır şeklinde binalar yaparsak ne olabilir? İşte bu durumlar gerçekten bizler için sürpriz olmaz. O nedenle yerin sağlığına uygun yapı seçimi, yapı projelendirmesi yapmamız gerekiyor. Genellikle deprem tehlike haritasına baktığınız zaman Türkiye'de her yeri kaya kabul ediyor. O kırmızı haritalar ama her yer kaya değil. Bu tür varsayımsal yaklaşımlar bizi ne yapıyor? Bu tür kötü sonuçlara götürüyor. Evet, bunlar da görüldüğü üzere hastane içerisinde yapısal olmayan hasarlar, mesela bunlar başınıza düşebilir. Buna bağlı olarak az önce dediğim gibi 100 kişiden 3 kişi bu tür yapısal olmayan hasarlara bağlı olarak ölüyor. Evet, gene Olivier Hastanesi'nde. Evet, hastanenin fiziksel olarak maliyetinden daha çok içindeki bu teknolojik, aletsel ve donanımsal yatırımların maliyeti çok daha fazla. O nedenle hastaneler, tabii ki bir hastaneyi yaparsınız, onun maliyetini bir tarafa yazarsınız ama hastane içerisindeki bu tür cihazların, bu tür ekipmanların maliyetini bir tarafa koyduğunuz zaman bu cihazların, bu tıbbi cihazların maliyetinin daha büyük olduğunu, olacağını düşünmemiz aslında pek de anormal bir düşünce olmaz diye düşünüyorum. Genelde de hastaneden daha çok, hastane binasından daha da önemlisi hastane içindeki bu tür cihazların güvenliğinin sağlanması. Evet, baktığımız zaman bu şekiller tekrar ediyor gibi geldi bana. Herhalde şekiller nasıl gidiyor? Evet, şuradan mı gidecektim? Bakalım. Evet, bu da görüldüğü üzere hastane içerisindeki hasar uğrayan tıbbi cihazlardan bahsediyoruz. Evet, tabii bir afet sonrası müdahale için ne gerekli? İşte ambulans gerekli. Bakın ambulanslar ne olmuş? Deprem sonrası 1976 San Fernando depreminden sonra kullanılmaz hale gelmiş. Demek ki bu araçların kullanılması da, bunların güvenliğini sağlanması çok önemli. Mesela Çanakkale Hastanesi, 18 Mart Hastanesi karşısında bir köprü var. O köprünün ayaklarına baktığınız zaman lastikler var. O lastikler sismik izolatörler. O köprüye daha sonra eklenmişler. Niye? Depremde köprüler ayakta kalsın diye eklenmişler. O köprüler, belki bu da bir köprüye benziyor, ayakta kalması için özel güçlendirme sistemleri gerekir. Evet, bu da görüldüğü üzere depreme neden olmuş olduğu hastanedeki bir hasar durumunu gösteriyor. Evet, baktığımız zaman bu hastanenin durumu, konuşacağımız hastane aslında oldukça güzel bir hastane. Tam açılmaya yakın bir depremle yıkıldı. Daha sonra tekrar yapıldı. Bakın, long term disruption diyor. Ve uzun dönem kapalı kaldı. Yani bir hastane yıkılması ne kadar kötü biliyor musunuz? Uzun dönem o tıbbi hizmet veremiyor. Tabii hastane içerisinde bu açılmadan deprem meydana gelmiş. Bir de açıldıktan sonra hastane içerisinde personelle birlikte bu hastanedeki kaybın neden olacağı sonuçlara baktığınız zaman, hastane olur ama içinde doktor olmazsa, sağlık çalışanı olmazsa o daha da büyük bir durum olarak ortaya çıkabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitti. Sorusu olan varsa arkadaşlardan kısaca soru alabilirim.
Evet, bu da benim basına çıkan bir iki söyleşim. Ev değil, sağlam zemin alın. Sağlam zemin oldukça önemli. Bunlara dikkat edelim. Görüldüğü üzere bakın, burası işte burası İstanbul'un Asya tarafı. Niye? Bakın, zemin sağlıklı. Sağlıklı olduğu için binalar sağlam kalıyor. Burası İstanbul'un mesela Avrupa tarafı, işte Avcılar tarafı, zemin sağlıksız. O nedenle de bina ayakta kalmıyor. Yani hastaneyi siz, hastane yerini seçerken zeminin sağlık durumuna bakarsanız hastane ayakta kalır. Hastaneyle birlikte hastalar da, hastanede çalışanlar da ayakta kalır. O nedenle de yer sağlığı durumu çok önemli. Yerin sağlığına bakmadan yapılacak binaların neden olacağı felaketlerin telafisi gerçekten mümkün olmayabilir arkadaşlar. Bakın, bu sağlıksız bir zeminde, bu ilginç, sağlıksız bir zeminde depremin sinyali, depremin genliği, enerjisi nasıl büyüyor? Ama sağlıklı bir zeminde, sıkı bir zeminde depremin genliği nasıl küçük kalıyor? Aynı şekilde sağlıksız insan da öyle. Yani kalbine bakıyorsunuz değil mi? Kulağınıza takıyorsunuz. Güm güm atıyorsa sağlıksız diyorsunuz. Aynı şekilde biz de yerin altına koyuyoruz, dinliyoruz. Güm güm sinyal veriyorsa sağlıksız diyoruz. Yani aslında sizlerin insan sağlığını uygulamış olduğunuz işte EKG'dir, işte beyindeki durumla ilgili işte bu sinyaller, bu sinyaldeki büyümeler ya da küçülmeler neyi bize veriyor? Aslında sağlık durumundaki değişimi veriyor. Bakın, sağlıksız zemin depremin gücünü büyütüyor. Büyütüyor, nereden anlıyoruz? Çünkü genlik büyümüş. Büyüyen genlik enerji demek. Yani risk demek, yani kayıp demek, yani felaket demek. Baktığımız zaman bakın, burada Amerika'da bir sürü deprem istasyonu var. Bakın, bazı yerlerde deprem istasyonunun kaydetmiş olduğu sinyal oldukça büyük. Bazı yerlerde oldukça küçük. Bu neyi gösteriyor? Bu yerin, yani hastane tipi binaların ya da şehir olarak yapılacak planlamanın ne kadar yerden kopuk olmaması gerektiğini söylüyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Sağlıklı zeminlerde bizler binalarımızı yaparsak, hastanelerimizi yaparsak ayakta kalmamız daha da mümkün olacak. Evet, bugünkü dersimiz bir giriş niteliğindeydi. Evet, kısaca bir iki kelime alalım. Giriş, evet Ece, ne dersin? Şöyle bir kısa değerlendirme yaparsan, anlaşılan, anlaşılmayan bölümler. Evet, Ece burada mı? Değil galiba. Yok, buradayım hocam. Evet, buyur Ece, senden bir değerlendirme alalım. Nedir bu yerin sağlığı? Tabii insan sağlığına bakıyorsunuz. Biz de yerin sağlığına bakıyoruz. Hepimiz sağlıkçıyız aslında. Ne diyorsun evet. Bu durum hakkında? Yani insanlar daha iyi bina yapabilirlermiş. Araştırıp birazcık daha. Evet, binada sorun yok da dediğiniz gibi evet. Zemine bakmıyorlar. Yani her yer kaya kabul ediyorlar. O şekilde yapıyorlar. Evet, Selin'den aldık. Ece'den bir kısa görüş alalım. Yok, Ece'den aldım. Ben Ece'ydim. Ece'den aldık. O zaman Selin'den alalım. Bu kadar maliyetli yatırımlar yapılırken bence biraz dikkat sayesinde çok fazla para israfını önleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, güzel düşün. Gökçe'den alalım. Gökçe. Bence yaptırımlar da yetersiz. İşte binanın kolunu kesiliyor. Bunu hiçbir kimse araştırmıyor ya da bakmıyor. Ve denetimler de daha sık yapılmalı bence İstanbul'da binalara. Evet, önümde 3 isim vardı. İsmi olmayan arkadaşlardan da, görüntü soranlardan alalım. Evet. Evet Zehra, senden alacağız herhalde. Ha, Zehra Kütüphane. Evet, evet, tek erkek arkadaşımız var. Ondan bir görüş alalım. O da mı kütüphanede?
Evet. Evet, görüş alabildiklerimizden aldık. Peki arkadaşlar, kaydı durduruyorum. Tekrar haftaya görüşmek üzere.